Merhaba arkadaşlar. Driving kısmında yapılacak bir diğer işlem ise arkadaşlar çıktı alma ve iki boyutlu imalat çizimini PDF olarak kaydedip dışarıya gönderme işlemi. Şimdi nesneyi şuradan şöyle Make Driving from Part Assembly diyerek şöyle mesela antitimize alacağız bunu. Evet. Bu şekilde şöyle görünüşü oluşturuyorum. Evet. Burayı da oluşturduk. Bir tane de şöyle alalım. Evet, şu hale getirdik. Daha sonra diyelim ki şöyle bir tane de kesit görünüşümüz olsun. Şuradan bir yerden şöyle alalım. Mesela şu ortadan. Şöyle bir tane görünüş alalım. Evet. Bir tane bu şekilde. Şöyle mesela şuralardan bir yerden bir tane detay alalım. Bunu da buraya bırakalım şöyle. Evet. Şimdi bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Mesela çıktı alacağız. Çıktı almak için arkadaşlar şöyle klavyeden CTRL-P diyebilirsiniz. Print komutuna girecektir kısa yol olarak. Şimdi komuta girdikten sonra öncelikle şurada Document Printer bölümünde Name kısmında arkadaşlar burada bilgisayara tanıtılmış olan printer'ı seçmeniz gerekiyor. Daha sonra şurada Page Setup kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada sayfa ayarı, burada oryantasyon kısmından işte portrait, dikey, landscape, yatay, işte kağıt ebatı, işte A4, A5, A6 ya da A3 şeklinde bunu yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra driving color kısmında burada işte renkli ise eğer renkli çıksın yani bunu otomatik olarak renkli ya da gri, siyah, beyaz şeklinde tonlamayı belirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada scale to fit diye bir seçeneğimiz var. Şöyle tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar Scale to Fit burada otomatik olarak kağıda sığdırma işlemidir. Yani yaptığınız resmi ölçeklendirmeyi bütün hepsini otomatik olarak kağıda sığdırır. Şöyle Preview butonuna tıkladığında bakın şu şekilde şöyle bir ön izleme alıyor. Close diyeceğim. Şimdi burada mesela bunu yerleştirirken diyelim ki ölçeği arkadaşlar şöyle 1 bölü 1 aldınız. Mesela 1'e 1 çıktı alacaksınız. Evet, şöyle biraz sağa sola alalım şunları. Evet 1 bölü 1 olarak bunu bu şekilde yaptık ve çıktığı da 1'e 1 ölçekte alacağız arkadaşlar. Şöyle gelip şuradan tekrar print komutuna bakın şuradan da ulaşabiliriz. Tıklıyorum. Page Setup. Eğer bunu sayfaya 1 bölü 1 ölçekte yerleştirdiyseniz ve 1'e 1 çıktı alacaksanız arkadaşlar burada Scale to Fit'i işaretlememeniz gerekiyor. Onun yerine skala kısmına gelip burayı %100 olarak ayarlamanız gerekiyor. Evet bakın şu şekilde şöyle. Daha sonra print butonuna tıklayarak geri buraya dönüyoruz. Burada her şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar OK butonuna tıkladığınızda printer'a gidecektir arkadaşlar. Öncelikle şuradan Page Setup kısmından sayfa ayarları yapıyoruz. Preview kısmıyla ön izleme alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. İsterseniz print butonuna tıklayarak geri dönüş yapabilirsiniz. Şuradan printer'ımızı seçiyoruz bilgisayara tanıtılmış olan. Ve en son OK'lediğimizde arkadaşlar bunu printer'a gönderecektir. Şimdi bir diğer işlem ise arkadaşlar. Şöyle tekrar geri ölçeklendireceğim bunları. Mesela 1 bölü 5 olarak tekrar verelim. Şöyle şuraya alalım. Evet, diğer işlem de bunu arkadaşlar PDF olarak kaydedip bir sonrakinde aynı projeden çıktı alacaksanız tekrar bir daha SolidWorks'ı açıp işte driving kısmından işlem yapmaya gerek kalmadan direkt projenin olduğu klasörden PDF'i çıktısını almaktır arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Save as diyorum. Bakın şurada PDF dosyası var. Geliyorum arkadaşlar. Şimdi PDF olarak kaydetmeden önce, kaydet butonuna tıklamadan önce şöyle Options'a geliyorum. Bakın burada High Quality Lines bunu işaretlemeniz gerekiyor. Yüksek çözünürlüklü çizgiler. Ve şurada DPI değerleri var arkadaşlar. Bu da çözünürlüktür. Yani PDF dokümanını zoom yaptığınız zaman çizgilerin piksellere dönüşmemesi için. Genelde 300 DPI kullanıyorum arkadaşlar ben. Yani şu şekilde. Artı High Quality Shaded Edge bunu işaretliyoruz arkadaşlar. Bakın 1 High Quality Lines DPI değerleri ve High Quality Shaded Edge dedikten sonra OK diyorum. Daha sonra şuradan
Şöyle masa üstünde mesela deneme 1 olarak kaydet butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Yani şu an kaydedecektir. Evet, kaydetti. Şöyle indiriyoruz aşağı. Evet, bakın deneme 1 şeklinde burada açmış. Şöyle bakın tıkladığım zaman. Bakın PDF dokümanı olarak burada var. Ve bunu bakın, zoomladığım zaman şu şekilde. Çizgi kaliteleri hala bozulmadan duruyor arkadaşlar. Oradaki DPI değerlerini arttırdığım için. Eğer bu projeden daha sonradan bir daha çıktı almak isterseniz hiç SolidWorks'un driving kısmını açıp tekrar bir daha print ayarları yapmanıza gerek yok. Direkt buradan PDF klasörü olarak da ekstra kaydederseniz arkadaşlar buradan da yine olduğu gibi çıktı alıp projeyi işleme koyabilirsiniz arkadaşlar.